Adım Sercan. Yaşanan olay 2004 yılında Diyarbakır'ın Hani ilçesinde yaşanmıştır. Biz Diyarbakır'ın güzel, şirin bir ilçesindeyiz. Dağlara yakın köyleri olan bir ilçe burası. İnsanların geneli hayvancılıkla uğraşır. Bu hikaye bizzat dedem tarafından bize anlatıldı ve inanın ki hala aklıma gelir. Oralardan geçtikçe üzerinden kaç sene geçti anlatalı ama hala unutmadım bu hikayeyi. Hatırladığım kadarıyla dedemin ağzından hikayeyi anlatmaya çalışacağım. Dedemler dağa oduna giderler gece yarıları. Bütün köyün gençleri toplanır. Herkes kendi evinin ihtiyacı olan odununu toplar ve o kadar uzun yol giderler ki gece 2'de yola çıkıp sabah 6'da anca varıyorlar. Bir gün yine herkes toplanıp anlaşmış ve yola koyulmuşlar. Saat 3 suları. Bu sefer her zaman gittikleri dağa gitmemişler. Değişiklik olsun diye başka, uzak bir köyün dağına gitmeye karar vermişler. Arkadaşlarıyla gırgır şamata yapa yapa arada dinlenerek varmışlar. Vardıklarında saat 9.30 olmuş. Dedemin içinde o gün bilmediği bir sıkıntı varmış ama ortama ayak uydurmaya çalışıyormuş. Neyse, herkes baldırları çıkarıp kesmeye başlamış. Herkes bir yere dağılmış. Aradan biraz zaman geçtikten sonra 3 silahlı kişi gelmiş yanlarına. "Ne yapıyorsunuz lan siz?" deyip bağırmaya başlamışlar. Aralarında en büyükleri bizim köyden Sabri diye bir amca. Sabri abi gelmiş. "Buyurun beyler, neden bağırıyorsunuz?" demiş. Adamlar hala sesini yükselterek "Siz bu odunları neden kesiyorsunuz? Burası bizim, biz bakıyoruz." demiş. Sabri abi de tatsızlık çıkmasın diye "Tamam, sakin olun, bilmiyorduk sizin olduğunu." demiş. Yine de kestikleri odunları almak için söylemişler ama adamlar o kadar ısrar etmelerine rağmen odunları vermemişler. Nihayetinde dedemler odunları alamadan elleri boş bir şekilde yola koyulmuşlar. Dedemler 13 kişiymişler. Bir çeşmenin başına gelmişler. Su içip eşeklerin, atların su ihtiyacını gidermişler. Oturup düşünmüşler. Ne yapıyoruz beyler?" dedi Sabri abi. Herkes birbirine bakmaya başladı. Saat 11 olmuştu. Kimisi bu saatten sonra odun falan çıkarılmaz dedi. Kimisi "Ben gidip ilçeye yakın dağdan odun çıkaracağım. Oradan eve giderim." dedi. Sıra bize geldi. Ben, Sabri abi, Abdullah, Nurullah Hoca ve Mehmet kaldık. Biz de gelmişken buradan kesip öyle dönelim dedik. Kalanlarla koyulduk yola ve en yakın dağa gittik. Eşeklerimizi bağladık. Başladık odun çıkarmaya. Bu arada içimdeki sıkıntı hala devam ediyordu. Bir süre sonra Nurullah yanıma geldi. Üzgündü. "Ne oldu?" "Hayırdır Nurullah?" dedim. "Baltam kırıldı." dedi. "Dert ettiğin şeye bak. Sana da yükünü tamamlarız." dedik. Neyse, hepimiz yüklerimizi tamamladıktan sonra bağlamaya başladık. Bismillah deyip koyulduk yola. Gün artık yüzünü saklamaya başlamıştı ve biz de şakalaşarak, konuşarak eşeklerin ardından yürüyorduk. Köprünün yakınlarına gelmiştik. Eşekler önümüzden yaklaşık 50 metre kadar uzağımızda yürüyorlardı. Karanlık çökmüştü. Eşekleri zor seçebiliyorduk. Köprüye gelince Mehmet'in eşeği yüke daha fazla dayanamayıp olduğu yerde çatladı. Nurullah Hoca Mehmet'i teselli ederken biz de belki ölmemiştir diye iyice kontrol ettik. Ama ölmüştü. Sabri abi yükü ağır geldi galiba. Ondan dayanamadı. "Zaten yaşlanmıştı." dedi. Herkes kabullendi ama benim tuhafıma gitmişti. Çünkü yükün altında düşen eşeklerin öyle durması mümkün değildi. Ayağımın altında bir sıvı hissettim. "Sudur herhalde." dedim kendi kendime. Aman Allah'ım, bir de ne göreyim. Ayaklarımın altı hep kan olmuştu. Bizimkilerle aramda 5 metre vardı. "Hey millet, buraya bakın." dedim. Çakmağımı yaktığımda herkes şok olmuştu. Eşeğin karnı paramparça olmuş, bütün organları dışarıya atılmıştı. "Bu nasıl olur?" dedik. İlk önce
aklımıza kötü bir şey gelmedi. Kötü düşünmedik. Sabri abi de odun karnına battı herhalde. O şekilde deşildi deyip diğerleri de Sabri abiyle aynı düşüncedeydi. Ama benim içim hiç rahat değildi. Odun batsa bile organların öyle dışarı atılması mümkün değildi. Neyse, yolumuza devam etmemiz gerekiyordu. Saat 9 olmuştu ve bizim yolumuz daha uzundu. Aradan bir 40 dakika falan geçti. Yolda bir şey belirdi. Yanına vardığımızda Nurullah Hoca'nın eşeği beyazdı. O yüzden bu benim eşeğim deyip hızlıca ilerledi. Gittiğimizde Nurullah Hoca şok olmuştu. Ne oldu dedik. Ağzından şunlar döküldü. Şuna bakın dedi. Aman Allah'ım. Eşeğin dört ayağı kesilmiş. Gözleri yuvasından çıkartılmıştı. Nurullah Hoca namazında niyazında bir insandı. Sabri abi bu hiç normal değil dedi. Biz de orada donup kalmıştık. O esnada Abdullah diğer eşeklere bakalım dedi. Koşmaya başladık ama hiç kimsenin eşeği ortalıkta yoktu. Aramaya karar verdik. Yaklaşık yarım saat aradıktan sonra tepede ışıklar belirmeye başladı. Hepimiz çok korkuyorduk. Sabri abi koşun arkadaşlar bakın tepede insanlar var dedi. Bizim aklımıza da çobanlar falan geldi ve koşmaya başladık. Tepeye doğru ve epeyce yorulduktan sonra tepeye vardık. Sağa sola baktığımızda hiçbir şey göremedik. Bu insanlar nereye gitti? Daha doğrusu ışıklar neydi demeye kalmadan çalıların içinden iki kıpkırmızı göz belirdi. Demeye kalmadan Nurullah Hoca'ya saldırmaya başladı. Hepimiz elimize geçen her şeyle müdahale etmeye çalışıyorduk. Sonunda kaçmıştı ama Nurullah Hoca'nın kolu parçalanmıştı. Nurullah Hoca o can havliyle sure okumaya başladı. Bize arkadaşlar cinler bize musallat oldu. Herkes dua etsin dedi. Hızlıca tepeden inmeye başladık. Yola vardık. Abdullah ve Mehmet aklını neredeyse yitirmeye başlamıştı. Ve ben hala şoktaydım. İçimde çok büyük bir korku vardı. Ben bu şekilde düşünürken o ışıklar yolumuzun üzerinde önümüzde gözükmeye başladı. Nurullah Hoca duayı sesli okumaya başladı. Avazı çıktığı kadar bağırarak okuyor. Birden ışıklar söndü. Biz kurtulduğumuzu sanmıştık. Sağ tarafımızda kulağımızı sağır edercesine kadın çığlığı geldi. Ama nasıl korkunç bir ses. Resmen kulağımızda çınlıyordu. Kulaklarımızı kapatıp koşmaya başladık. Biz koştukça peşimizden sanki bir ordu koşarcasına ayak sesleri geliyordu. Koşun arkadaşlar. Koşun dedi Sabri abi. Epey koştuktan sonra soluklanalım. Öleceğiz yoksa dedi Nurullah Hoca. Herkes olduğu yerde durup birbirine sarılmış korkuyla etrafa bakıyordu. Abdullah sanırım başımızdan gittiler dedi. Biz de o esnada Nurullah Hoca'nın kolunu sardık. Çok acı çekiyordu. Bunu görebiliyorduk. Yavaş adımlarla yürümeye başladık. Saat 11 oldu. Biz hala dağdaydık. Hafif bir ışıltı gördük. Evet, bu bir köydü. Sevindik. Kurtulduk diye ilerlemeye başladık. Ama o da ne? Arkamızdan kahkaha atan bir bebek sesi geliyordu. Çok korkunçtu. Bu korkuyla Abdullah aşağıya, Mehmet ise yukarıya doğru kaçmaya başladı. Ben, Ramazan, Nurullah Hoca ve Sabri abiyle beraber kaldık. Abdullah ve Mehmet'e durun, gitmeyin desek bile uzaklaşmaya başladılar. Nurullah Hoca sureleri okumaya devam ediyordu. Bebek sesi birden ağlamaya başladı. Ve ileriye uzun uzun bakınca aman Allah'ım 12 tane kara, uzun ve gözleri kocaman varlıklar bize doğru gelmeye başladı. Tam kaçacakken Nurullah Hoca durun dedi. Biz de birbirimizin arkasına sığınmaya çalışıyorduk. Nurullah Hoca bunlara bir şeyler söylemeye başladı. Sanırım bizden ne istediklerini soruyordu. Onlar da Nurullah Hoca ile konuşuyordu. Fakat biz ne konuştuklarını anlamıyorduk. Nurullah Hoca ile bir şeyler konuştuktan sonra bunlar gitmeye başladı. Köye varana kadar birbirimizle konuşmadan tedirgin bir şekilde
hızla ilerledik. Her an bir şey olacakmış gibi sağımıza solumuza bakıyorduk. Belki Abdullah'la Mehmet'i buluruz diye ama hiçbir iz yoktu. Işıkları görünen köye vardık. Köylüler yabancı olduğumuzu fark edince iki kişi yanımıza geldi. Nurullah Hoca'nın kolunu görünce hemen toplandılar. Bizi eve götürdüler. Karnımız açtı ama yemek boğazımızdan geçmiyordu. Sonra Nurullah Hoca'ya sormaya başladık. Onlarla ne konuştun diye. Nurullah Hoca, içimizden biri bunların incir ağacının arasında yetişen bazı odunları kesmiş dedi. Sabah köylüler bizi ilçeye bıraktı. Mehmet'i baygın halde yolda bulmuşlar. Abdullah'tan ise hala hiçbir iz yoktu. Bütün aramalara rağmen Abdullah bulunamadı. En son çare jandarmaya haber verdik. Fakat Abdullah'ı bulan olmadı. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Merhaba. Bu videoda sizlere internetten bulduğum iki farklı hikayeyi anlatacağım. Mandıra'dan İzne çıktık. Hüseyin, ben ve Necip 6 aydır Mandıra'dayız. Kenara da güzel para koyduk. Şöyle gönül rahatlığıyla kafaları çekelim dedik. Evde bekleyenimiz yok. Hepimiz bekar adamız. Gittik, mangallık et, köfte, sucuk, mezelik bir şeyler aldık. Bir de yüzlük rakı. Üçer tane de cila olsun diye bira aldık. Hüseyin'in köyü Mandıra'ya yakın. Bu arada olay Ezine'de yaşanıyor. Köyün ismini söylemiyorum. O akşam orada çekeceğiz kafaları. Gece de Hüseyinlerin evde kalacağız. Diğer gün de Necip beni köye bırakıp kendi köyüne geçecek. Biz geldik mangal yapacağımız yere. Yaktık ateşi. Birimiz sofrayı hazırlıyor. Birimiz etleri pişiriyor. Gülüş çünmüş, eğleniyoruz. Biz her şeyi hazırladık. Ortam 10 numara. Sofrayı kurduğumuz yer düz. Aşağımız 100 metre patika bir yoldan sonra dere. Biz içiyoruz. Gece oldu. Saat 11-12 gibi. Eşeğe binmiş bir dayı geldi. Dere boyundan. Bizim Hüseyin'e baktım. Dayı kim? Köyden mi dedim. Yok, vallahi hiç görmedim dedi. Başımızda durdu. Bizi izliyor. Dayı gel otur. Karnın açsa iyi bir şeyler. İçecek bir şeyler de var. Gel buyur dedik. Anlamsız anlamsız bize baktı. Sonra da gitti. Ne oldu lan derken biz de bir şey anlamadık. Tabi o sıra biz döndük muhabbetimize. Bir büyüğü devirdik. Sonra biz ortalığı toparladık. Ateşe odun attık. Biraları koyduk masaya. Çekiyoruz. Kafamız güzel olmaya başladı. Bir ara saate baktım telefondan. Saat hala 11.30. Adım gibi hatırlıyorum. Biz biraları içiyoruz. Dere boyundan. Sanki biri dağları deviriyor. Öyle büyük çatırtılar duyuyoruz. Biz domuz sürüsünü deredeki suya geliyor zannettik. Korkmuyoruz da. 30 yaşında adamız. Aklımıza gelmiyor öyle cin peri falan. Neyse, uzun lafın kısası biz hala o 3 bireyi bitiremedik. Sonra Hüseyinlerin köyünden ezan sesini duyduk. Sabah ezanı okunuyor. Kendimize bir geldik. Üçümüz de derenin içindeyiz. Bele kadar. Ayaklarımız yosun tutacak neredeyse. Kaç saattir içindeyiz bilmiyoruz. Oraya nasıl geldik onu da bilmiyoruz. Necip kafayı yiyecek. Suyun üstünde yürürlerken gördüm. Suyun üstünde yürürlerken gördüm diyor. Başka bir şey demiyor. Biz sırılsıklam çıktık suyun içinden. Patika yoldan mangal yaptığımız yere geçtik. Sofra hiç toplanmamış. Ateşin etrafında hayvan tezekleri var bir sürü. Ben de o gün oraya gittiğimde ben de gördüm o tezekleri ve inek koyun değil at pisliğiymiş gibi o kadar büyük. O civarda bırakın atı, inek bile bakan hane sayısı onu geçmez ve tezeğin orada olma ihtimali sıfır. Köyün çok ters yerinde bir yer. Necip, kafayı yedi dedik biz. Hüseyin habire kafasına vuruyor. Ne olduğunu anlamadım hala. Ben de şoktayım. Korkudan elim ayağım titriyor. Tabii o heyecanla arabayı orada unuttuk. Geri dönüp almaya da kimseninki yemedi. Köy de 1,5 kilometre uzakta. Biz korka korka geldik. Tam da cemaat dağılırken biz caminin önüne geldik. Herkes ne oldu size? Ne bu haliniz dedi.
Herkes dediğim imamla beraber 8 kişilik cemaat. Anlattık olanları. Köylülerden biri, Hüseyin sen bilmez misin? O dere boyunun sahipliği olduğunu. Ne diye oraya gidiyorsunuz? Çarpıldınız herhalde dediler. Biz eve gittik, yıkandık. Sağ olsun köylüler de gidip arabayı getirdiler. İçinden kıyafetleri aldık, giyindik. Necip hala şokta, kendine gelemiyor. 30 yaşında adam hüngür hüngür ağlıyor. Ben Hüseyin'e sordum. Ne bu muhabbet dedim. Bu civarda eskiden Ermeniler yaşarmış. Eşkıyalar köylere baskın yapmaya başlayınca bunlar da bütün mücevher, altın, değerli ne varsa dere kenarında bir yere gömüp büyü yapıp kaçmışlar. Muhabbet bu, beni bilirsin. İnanmam pek böyle şeylere. Köyden birkaç kişinin başına gelmiş bir şeyler de kulak asmadım. O günden sonra Necip'in kafa gidip geldi. Gece bağırarak uyanmalar. Mandıradan çıkardılar. Şimdi kendi köyünde inek bakıyormuş. Hala da geceleri çığlık çığlığa uyanıyormuş. Ne gitmedikleri hoca kalmış ne de başka insan. Hiçbirinden fayda bulamamış. Bu hikaye bitti. Şimdi diğer hikayeyi anlatmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Adım Ömer. Şu an 23 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Memleketim Çanakkale. Her yaz olduğu gibi 2018'in yazında yine köye gitmiştik. Hayvancılık ve tarımcılıkla uğraşıyoruz. Dayımlarla ortak bir şekilde. Yazları geceleyin koyunları ben gidiyorum. 80 ile 100 arası kadar küçük baş hayvanı neden gece gidiyorsun diye soracak olursanız, hayvanlar gündüzleri sıcaktan otlayamıyorlar. O yüzden geceleri gidiyorum. Neyse, olaya gelelim. Gene bir akşam saat 9'dan sonra sayadan aldım koyunları. O gece koyunlar ve köpekler ne gelden anlıyordu ne gitten. Götürmek istediğim mevkiye bile götüremedim. Çoban köpeklerini bilirsiniz. Korkmazlar hiçbir şeyden. Köpekler yanımdan ayrılmıyorlar. Ben de korkmaya başladım ama yapacak bir şey yok. Mecbur gidecektim. Ben koyunların peşinden koştura koştura gidiyorum. Bizim buralarda pek tekin olmayan bir yer vardır. Büyüklerimiz, eski topraklar. Oradan işleri olsa bile geçmezlermiş. Dedeme sorduğumda anlattığına göre o mevkinin tepesinde eski bir kilise gibi bir yer var. Devlet şu anda denetim altında tutuyor orayı. İçinde define olduğunu ve o defineyi korumak için büyü yapıldığını, imam ve papaz kafaları kesilip onların kanlarıyla yapıldığını söylüyorlar. Ne kadar doğru, ne kadar yalan bilemem ama bir musibet olduğu kesin. Ben koyunları koştururken fark ettim ki o mevkinin yoluna girdiler. Tövbe tövbe. Ben iyice korktum ama hayvanlar o mevkiye gelince durdular. Otlamaya başladılar. Ben korkudan feneri hep açık bıraktım. Fenerin şarjı bitti. Telefondan saate baktım. Daha geleli 2 saat olmuştu. Sabaha kadar orada durmam gerekiyordu. Korka korka birkaç saat daha güttüm koyunları. Saat gece yarısı 4:30 olduğunda telefonun da şarjı bitti. Artık ben iyice korktum. Kalan sağlar bizimdir diyerek hayvanların arkasında kovalaya kovalaya köyün içine kadar getirdim. Sayamızın girişinde bir adet elektrik direği bulunur. Köylerdeki sarı ışık saçan direkleri bilirsiniz. Tam da onlardan. Ben koyunları sayanın önünde bekletirken kapılarını açmak için 3 tane ferace denilen siyah pardüse giymiş, suratları da siyah bir bezle örtük kadın olduğunu düşündüğüm kişiler direğin altında dikiliyorlardı. Korka korka, hayırdır yenge, bu saatte ne işiniz var dedim. Köyde herkesle içli dışlı olduğumuzdan çekinmem birine laf atarken hiçbirinden cevap gelmedi. Ben de sayanın kapısını açtım. Koyunları içeriye soktum. Saydım. Hepsi tamdı. Köpekleri de yerine bağladım. Sayanın kapısını kapattım. Yanlarından geçip eve giderken bir şey demedim. Eve bir 10 metre kala döndüm, baktım arkama. Tövbe bismillah. Üçünün de boyu direkle aynı boydaydı. Ben korkunun etkisiyle bağırıp bayılmışım. Bağırmamın sesine mahallede oturan konu komşu akraba duyup yanıma koşmuşlar.
Gözlerimi açtığımda hastanedeydim. Olayı anlattım aileme ve dedeme. Aynı olay köyde birçok insanın farklı yerlerde ve farklı zamanlarda başına gelmiş. Hatta dedemin başına gelen olay ise bir gece oradan geçerken 3 kişinin ateş yakıp etrafında döndüğünü görmüş ve bu 3 kişi olayını hala çözemedik. Köylü de oradan hala uzak duruyor. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. İsmim Mehmet. Sizlere intihar eden birisinin son yaşadıklarını aktaracağım. İsmini vermek istemiyorum. Çünkü gizlilik ilkesine aykırı ve yaşanmış bir hayatın hikayesi. Aynen şu şekilde anlatıyor bana. Ben daha küçükken babam annemi sürekli döverdi. Annem sürekli dayak yerdi babamdan. Babam çok ama çok zalim bir insandı. Bize evde günlerce yemek vermezdi. Aç susuz bırakırdı. Hatta en küçük kardeşim açlıktan vefat etti. Bize hapishane gibi bir oda yapmıştı. Beni dışarıya bırakmıyordu. Annem gün yüzü göremiyordu. Sürekli eve sarhoş geliyordu. Önce annemi, sonra beni döverdi hep. Bir gün annemin çok sevdiği Fatma teyze vardı. Fatma teyze bizlere gizli gizli yemek verirdi. Onun sayesinde karnımız doyuyordu. Anneme bir gün dedi ki, bir hoca var, kağıt yaptıralım, belki düzelir bu işler dedi. Annem bu işlerden uzak durmak istese de çaresizce kabul etti. Fatma teyze ile annem hocanın yanına gitti. Hoca anneme bir kağıt vermiş ve büyü yapacağını söyleyerek annemleri göndermiş. Fatma teyze ile annem tam kapıdan girecekken babam annemi gördü. Fatma teyze, oğlum işimiz vardı, bana yardım etti demesi bile fayda etmedi. Annemi tekrardan sen nereye gittin diyerek dövdü. Aradan 10 gün geçti ve babam sarhoş bir şekilde eve döndü. Bugün anneme ve bana karışmadı hiç. Acaba Fatma teyzenin dediği hoca gerçekten de doğru mu? Gerçekten de yaptığı büyü tuttu mu ki? Babam eskisi gibi değildi. Alkolik olan babam artık alkol kullanmıyordu. Bir akşam babam namaza başlayacağını söyledi. Annemle ben birbirimize bakıp şaşırmış bir şekilde kaldık. Belki de her şey yoluna girecekti. Belki de hayalini kurduğum mutlu bir yuvamız olacaktı. Babam namaza başladı. Artık evden işe, işten eve gidip geliyordu sadece. Gün geçtikçe daha çok mutlu olmaya başladık. Ben tekrardan okula başladım. Üniversite sınavına girdim. Güzel bir puan alarak üniversiteyi kazandım. Okula gittim. O zamanlarda cep telefonu yoktu. Anneme mektup yazardım hep. Bir gün annemin mektubunu okuduğumda telaşa kapıldım. Mektupta aynen şu şekilde yazıyordu. Canım oğlum, beni merak etme. Ben iyiyim ama baban hiç iyi değil. Ona bir şeyler olmaya başladı. Kendi kendine sürekli evin içinde konuşmaya başladı. Aynanın karşısına geçip kendisine öylece bakıyor ve gülmeye başlıyor. Çok korkuyorum oğlum. Babana bir şeyler oluyor. Geceleri yatmıyor. Sürekli evin arkasına gidip saatlerce orada boş boş etrafına bakıyor. Artık ben de korkmaya başladım. Tez vakitte gel oğlum diyordu mektupta. Benim de sınavlarıma az kalmıştı. Hemen otogara gidip bilet kestim. Sınavlardan sonra hemen memlekete döndüm. Babamı gördüğümde tanıyamadım. Bir deri bir kemik kalmıştı. Babam eskiden çok zalim birisiydi. Ama sonuçta babamdı. Onu takip altına almaya karar verdim. Geceleri banyoya girip saatlerce çıkmıyordu. Kendi kendine konuşup sürekli mırıldanıyordu. Mırıldanırken şunları söylüyordu. Beni rahat bırakın. Beni rahat bırakın. Bir akşam tam yatağa girdiğimde düşüncelerle uykuya daldığım esnada annemin çığlık sesiyle uyandım. Hemen ayaklanıp annemin yanına koştum. Annem çığlıklar içindeydi. Bağırıp duruyordu. Oğlum babana bak. Oğlum koş babanın peşinden dedi. Babamın peşinden odunluğa gitmemle babamı tavanda asılı buldum. Birden yere indirdim ki hayatını çoktan kaybetmişti. Ertesi gün babamı defnettik. Bize bıraktığı tek şey geçmişteki yara izleri
ve mutsuzluğa tekrardan kapıları açması. Komşular, akrabalar taziye ziyareti için 3 gün boyunca geldi. Sonra misafirler kesildi. Annemin ve benim psikolojimiz alt üst oldu. Aklıma Fatma teyzenin yaptırdığı büyü geldi. Hemen Fatma teyzenin yanına gittim. Ona hangi hocanın yanına gittiğini sordum. Adresini aldım ve o hocanın yanına gittim. Hocaya olanları anlattım ve bunun neden olduğunu sordum. Bana babamın düzelmesi için büyü yaptığını ama onda ters teptiğini söyledi. Annenin o zamanlar durumu içler acısıydı. Yaptığım büyü babanı düzeltmek yerine onu mahvetti demek ki. Ama her şey bitmiş değil. Yaptığım büyü sizin de üzerinizde. Siz de dikkatli olun dedi. Hocaya büyüyü bozamaz mısın, kurtulamaz mıyız dedim. Ben her şeyi deneyeceğim. Gerisini bekleyip göreceğiz dedi. Eve döndüm. Artık o kadar çok yorgundum ki uyudum. Gözlerimin önünden bir şeylerin geçtiğini hissettim. Artık okulu bırakıp annemin yanına gelmem lazımdı. Çünkü annemi tek bırakamazdım. Okuduğum şehre gidip eşyalarımı toplayıp tekrardan memlekete döndüm. Annemle beraber çaresizce tekrar hayatımıza devam etmemiz gerekiyordu. Aradan 5 yıl geçti. Annem, oğlum ben artık yaşlandım. Sana bir kız alalım da gözüm arkada kalmasın dedi. Ben bugün varım, yarın yokum. O yüzden mürüvvetini göreyim dedi. Annemle Fatma teyze birlikte bana kız arıyorlardı. Bir tane köyden kız buldular. Gittik kıza baktık. Kızla birbirimizi beğendik. Nişan yaptık. Düğün için tarih verdik. Düğün gecesi geldi çattı. Gerdeğe gireceğimiz zaman yatakta kara bir yılan görmemle birlikte odadan kaçtık. Öbe bismillah neler oluyor dedim. Tekrardan odaya girdiğimde her şeyin normal olduğunu gördüm. Belki de düğünün verdiği yorgunlukla bana öyle gelmişti. Eşim çok iyi bir insandı. Annemi öz annesi gibi severdi. Annemle çok iyi anlaşıyordu. Bir gün eşim hamile olduğunu söyledi. Mutluluktan havalara uçuyordum. Baba oldum diye. Aradan 9 ay geçti. Bir gece aniden gök gürüldemeye başladı. Rüzgar olabildiğince sert esmeye başladı. Annem hayırdır inşallah dedi. Tam o sırada eşimin doğum sancısı tutmaya başladı. Annem koş Fatma teyzeyi çağır dedi. Fatma teyze geldi. Komşular da yardıma geldi. Doğum başladı. Birden içeriden bağırma sesleri geldi. Bu bebek değil, bu yılan, kaçın demesiyle odaya koştum. Eşimi kanlar içinde buldum. Yılanla beraber eşim de ölmüştü. O an dünyalar başıma yıkıldı. Sinir krizi geçirdim. Hastaneye yatırdılar beni. Eşimi kaybettim. Çocuğumu kaybettim. Bir süre tedavi gördükten sonra taburcu oldum. Sıra benim ölmeme gelmişti. Artık yaşamamın bir anlamı yok. İyi bir şey için bile yapılan büyü ters tepmişti. Sırada kim var? Annem mi ben mi? Geceleri kabuslar görmeye başladım. Artık çok fazla rahatsız ediliyordum. Artık dayanılmaz hal almaya başlamıştı. Ben de babam gibi kendi kendime konuşmaya başladım. Şu an babamın kaderini yaşıyordum. Ben onların kontrolü altına girmeyecektim. Hayatıma son verme kararı aldım. Annemi tek başına bırakamazdım. Izdırap çekmemesi için önce onu, sonra da kendimi öldürecektim. Satırlar böyle son bulurken, ertesi günkü gazetenin manşetinde cinnet geçiren kişi önce annesini, sonra da kendisini vurarak öldürdü. Demem o ki, büyü yapan da yaptıran da sonu ibret. Kesinlikle ve kesinlikle büyü yapmayın. Dönüp dolaşıp yine sizi bulur. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. İyi günler. Ben kanalınızı takip ediyorum. Bazen gerçek olup olmadığını bilmediğim şeyler dinliyorum. Cinlerin genellikle korkunç varlıklar olduğu anlatılıyor. Ben eskiden pek paranormal olaylara ilgisi olmayan birisiydim. Gözle göremediğimiz varlıkların olduğuna tabii ki inanıyorum. Neyse, anlatacağım olaya gelince, bu olay tahmin ettiğiniz gibi yine bir cin vakası. Ancak dinleyicilerden ricam, bu olayı uydurduğumu kesinlikle düşünmesinler.
Zaten dikkat etmişseniz hikaye demiyorum, olay diyorum. Ve bu olay baştan başa benim iliklerime kadar hissettiğim gerçek bir olaya dayanıyor. Nasıl karar vereceğiniz size kalmış. Ancak ben bunu yazarken sanki olanları şimdi bile yaşıyorum. Ben Gaziantep'te bir köy okulunda sınıf öğretmenliği yapıyorum. Aslında artık köy okulu tabiri kalmadı. Şimdi bütün köyler mahalle statüsünde ve okullar da mahalle okulu. Ama kağıt üzerinde mahalle denmesi bir şeyi değiştirmez. Bulunduğum yer bildiğiniz buram buram Anadolu köyü kokuyor. Bu mesleğe geç başladım. Önce 2003 yılında uzman jandarma çavuş olarak terörle mücadele ve jandarma istihbaratta görev yapıyordum. Bunu şunun için anlatıyorum. Yaptığım ve yapıyor olduğum meslekler bana insanları gözlemlemeyi çok iyi öğretmişti. Size anlatacağım olayın kahramanını da çok iyi gözlemlemiştim. Olay 2015 yılında Gaziantep'te başlıyor. Daha önceden ben Bitlis'te öğretmen olarak görev yapıyordum. Yüksek lisans eğitimim için tayinimi doğduğum yer değil fakat büyüdüğüm yer olan Antep'e istedim. Burada bulunan köy okulundaki lojmana yerleşip hem öğretmenlik yapıyor hem de yüksek öğretimimi tamamlıyordum. Bekar olduğumdan hafta sonları burada kalan annemin yanına gidip bazen onunla kalıyor ve sonra tekrar köye gidip öğrencilerimle ilgileniyordum. Yine bir hafta sonu Antep merkezde bulunduğum bir sırada bir arkadaşımın yönlendirmesiyle İslami sohbet yapan bir yerin olduğunu öğrendim ve benim de eğer istersem gelebileceğimi söylediler. Askerlik mesleğim zamanında fazla dinle ilgili bilgim yoktu ama üniversite yıllarında içinde bulunduğum toplumun sahip olduğu dini düşünceleri iyi kavramıştım. Din diye yaşadıkları şey aslında hurafeler topluluğuydu. Gerçek İslam biraz daha farklıydı sanki. Mesela insanların akşam namazından sonra adına rabıta dedikleri kendi şeyhlerini düşünme ayinini hiç anlamamışımdır. Neyse, İslam'ı bize gerektiği gibi anlatan yerler olmadığından ben de sürekli cemaat değiştirip duruyordum. Tabii bu okumayı bıraktığım anlamına gelmez. Şu an günümün 6 saati okumakla geçiyor. Yarısı yabancı dil ve mesleki kitaplar, diğer yarısı da dini kaynaklar. Neyse, arkadaşımın bahsettiği sohbet yerine gittiğimde buradaki insanların İslami konulara farklı yaklaştıklarını fark ettim. Dediğim gibi insanları gözlemeyi seviyorum. Bir şey karşısında şu bunu dedi, bu bunun dedi değil de önce Kur'an'a bakalım. Bulamazsak hadislere bakarız. Sonra yine bulamazsak mezheplere bakarız diyorlardı. Olması gereken de zaten bu değil mi? Aldığım eğitimlerin de etkisiyle dini olaylara bilimsel bakma eğilimindeyim. Mesela ben Hanefiyim diyenlere Ebu Hanefi'nin gerçek adı ne dediğimde bana bu nasıl soru? Onun adı Ebu Hanefi diyorlardı. Ebu Hanife isminin onun künyesi olduğunu dahi bilmiyorlardı. Hatta sırf Hanefileri anlamak için Ebu Hanife'nin bütün eserlerini okudum ve şimdiki takipçilerinin hiçbirinin onun izinden gitmediklerini anladım. Bunu bütün mezhepler için yaptım yani. Bütün mezhep imamlarının eserlerini okuyup onların düşüncelerini anlamaya çalıştım. İslam dinini anlamak için onun temellerine inilmesi gerektiğini düşünüyordum ve bu cemaat tam da benim istediğim tarzda dini anlamaya çalışıyorlardı. Bu yaklaşımları taassupçu bir zihniyetle devam eden toplumumuz içinde bayağı bir ilgi çekici durumu meydana getiriyordu. Burayı sevdim dedim ve sohbete her hafta sonu devam ettim. Bütün bunların içinde bulunduğum sohbet ortamının nasıl olduğunu ve şahit olduğum beyin yakıcı olayı da böylesi bir ortamda meydana geldiğini anlamanız için anlattım bunları. Yoksa bu meseleler çok su götürür. Yine sohbetlerden birinde hem çay içip hem de hocayı dinlerken gözüme hafif sakallı,
normalden biraz kısa boylu, esmer tenli, 30 yaşlarında birisi takıldı. Bu kişiyi daha önce hiç görmemiştim dedim kendi kendime. Neyse dedim, sohbet biterse birisine sorarım kim olduğun diye düşündüm. Bu kişi size anlatacağım olayın kahramanı, Ahmet'ten başkası değildi. Ahmet oldukça sessiz birisiydi. Gelince bir kenara çekilir, sohbeti dinler, çayını içer ve kimseyle konuşmadan akülü arabasına biner eve giderdi. Genellikle hocayla gizli gizli konuşurdu. Sonradan Ahmet'in elektrikçi olduğunu öğrendim. Bazen aynı ortamda bulunduğumuzdan zoraki merhabalaşıyordu benimle. Sonra Ahmet'i yaklaşık 2 hafta görmedim. Size anlatmadım. Ben daha önce dini arayışım esnasında üniversite bittikten sonra tasavvufa yönelmiş birisiyim. Dini arayış derken Allah'a şükür başka dinleri araştırmak gibi bir duruma düşmedim. Fakat İslam dininin farklı yorumları içerisinde gezinip durdum. Bunların bazıları içinde şirk barındıran ve insanı dinden çıkaran şeylerdi. Hoca beni bunlardan vazgeçirmeye ve Peygamberimiz nasıl yaşadıysa benim de öyle yaşamam gerektiğini beni inandırmaya çalışıyordu. Mesela örnek verecek olursam bilenler bilir. Tasavvufta merhaleler vardır. Bunların en büyüklerinden birisi ölmüş bir tasavvuf büyüğünün rüyana girmesi ve size şunu şöyle yap, bunu böyle yap demesi. Teknik terimlere girmeyeceğim ama ben o merhaledeydim. Hatta onlara göre en büyük üstadları girmişti rüyama. Adını anmak istemiyorum onun ama onun eserlerini sorgulayıcı bir tavırla okuduğumda içinde beni dinden çıkaracak şeylerin olduğunu gördüm. Hoca haklıydı. Dini olması gerektiği gibi yaşamamız lazımdı. Yine bir gün bu meseleler hakkında konuşurken hoca tasavvufçuların genellikle cinleri kullandığını, insanların gözlerini onların aracılığıyla boyadıklarını söyledi. Tasavvufu yeni bırakmıştım ama onları tamamen reddetmek de işime gelmiyordu. Hocaya bunu ispatlamasını söyledim. Öyle ya, burası delil ile hareket eden bir cemaatti ve bunu söylemek için önce Kur'an'dan, sonra hadisten ve mezhep imamlarından delil getirmesi gerekiyordu. Böylece cinler hakkındaki ilk gerçeği öğrenmek üzereydim. Hoca biraz duraksadı ve bunu ispatlamanın biraz zor olduğunu, ancak eğer istersem önümüzdeki hafta cumartesi yanına gelmem gerektiğini söyledi. Öncelikle söylediklerine bir anlam veremiyordum. Cumartesi ne olacaktı? Neden şimdi ispatlamıyordu? Acaba cinleri mi çağıracaktı? Bana bir şey söylemeden sohbet başka konular üzerinde devam etti ve evlere dağıldık. O hafta normal geçti. Yani ben hocayla olan konuşmamızın üzerinde durmadım. Zaten bitirmem gereken bir tez vardı. O hafta sonu cumartesi olduğunda yine sohbete gittim ve hocanın tezini nasıl ispatlayacağını görmek ya da öğrenmek için sabırsızlanmaya başladım. Ahmet de o gün gelmişti. Onun gelmesine sevinmiştim. Sonuçta uzun zamandan beri onu görmemiştim. Neyse, sohbet bitti ve herkes çayını içtikten ve yatsı namazını kıldıktan sonra sohbete katılanların yarısından fazlası evine gitti. Hoca eliyle bana işaret ederek kalmamı ve birazdan birisine rukye seansı düzenleyeceğini söyledi. Rukye seansını Ahmet'in üzerinde uygulayacaktı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bunları duyduğumda bu cemaatin de geleneksel İslam yorumundan etkilendiğini ve bilimsel tavrını koruyamadığını düşündüm. İçimden hoca sen de mi dedim kendi kendime. Çünkü cin çıkarma gibi bir şeyleri kastediyordu ve bildiğiniz cinci hocalar gibi bir figür hayalimde canlandı. Sonradan anlayacaktım tabii cinlerin mahiyetini ve insan üzerindeki etkilerini ama o an için öyle düşünüyordum. Hoca, rukyenin cin musallatını tedavi etmek için kullanılan ve sünnete uygun bir yöntem olduğunu anlattı ve tahmin ettiğiniz gibi
bunu Kur'an ve hadislerle ispatladı. Bilmeyenler için Rukiye, şimdiki bazı kişilerin yaptığı gibi bazı hırıltılı sesler çıkararak bağırması veya kendinin bile anlamadığı Arapça şeyler okuyarak kişinin yüzüne bağırması değil, bildiğiniz Kur'an-ı Kerim'i sessizce yüzüne okuması şeklindeydi. Peygamberimiz ve onun ashabı da bu şekilde cin tedavisinde ve yaralanmalarda rukiye dediğimiz sadece Kur'an okuma tedavisini uyguluyorlardı. Neyse, benim kafamda onlarca soru oluştu. Rukiye neden Ahmet'e yapılacaktı? Yapılması için bir musallatın olması gerekirdi ve benim bildiğim Ahmet'te bir cin musallatı yoktu. Üstelik bütün bunlar cinlerin tasavvufçuların nasıl etkileyeceğine dair nasıl bir delil ortaya koyacaktı? Bunları düşünürken bir yandan hocaya, bir yandan da Ahmet'e bakıyordum. Orada bulunanlar hiç şaşırmamışa benziyorlardı. Ahmet ise kafasını öne eğmiş ve sanki her gün yaptığı normal bir şeymiş gibi arada sırada hocaya bakıyor ve yine kafasını öne eğiyordu. Odada yaklaşık 6 kişi kalmıştık ve ders yaptığımız yer hocanın evinin alt katıydı. Acaba Ahmet'e bir cin mi musallat olmuştu? Artık cinlerin tasavvuf kültüründe etki edip etmediğini merak etmiyordum. Kur'an ve sünnette bir cin bedende tutulup istendiğinde tezini ispatlamak için kullanılmazdı. Yani benim tanıdığım hoca bu din dışı uygulamayı yapmazdı. Geriye tek bir ihtimal kalıyordu. Ahmet'e bir cin musallat olmuştu. Hoca önce biraz üzgün, biraz da olayı açıklamak istercesine başını bana çevirip yavaş yavaş anlatmaya başladı. Odadaki herkes biliyordu. Onun için direkt olarak olayları bana anlattı. Benim açımdan bir sorun yoktu. Yani cinleri biliyordum. Yapabilecekleri şeyleri, girebilecekleri kılıkları, neleri sevdiklerini, nelerden korktuklarını, her şeyi. Tasavvuftayken bütün bu merhaleleri aşmıştım. Sırf Hanefileri anlamak için Ebu Hanefi'nin bütün eserlerini okuyan ben elbette ki cinler ile ilgili bütün tarihi bilgiye sahiptim. Tasavvufla ilgilendiğimi söylemiştim. Bir makam vardır. Yakaza halinde onları görmek. Ben o makamdan geçmiştim. Ama onları bir tasavvuf büyüğü suretinde gördüğüm için onların cin olduğuna ihtimal vermemiştim. Herkese anlatmazlar bunları. Bu olayları yaşamak için riyazet yapıp tasavvuf dedikleri yola girmek lazım. Tabii hiç tavsiye etmiyorum. Aklınızı dahi yitirebilirsiniz. Neyse, hoca anlatmaya başladı. Meğer Ahmet'in durgunluğunun sebebi ona aylar öncesinden yakınları tarafından bir büyü yapılmasıymış. Neden yaptıkları ve hangi akrabasının yaptırdığı bilinmiyor ama kesin olan bir şey var ki o da çok tehlikeli bir büyü altında olduğuydu. Hoca bir rukye tedavisi yapacağını ama tedavi esnasında olur da cin konuşursa ona benim huzurumda birkaç soru soracağını söyledi. Yani Ahmet'e zaten tedavi uyguluyormuş. Bu ilk değilmiş. Odada sessizlik hakimdi ve tedavi başlıyordu. Ahmet hiç konuşmuyordu. Alışkın olduğu belliydi. Rukiye tedavisinde öyle bakır tepsiler, ne olduğu bilinmeyen işaretler falan yok. Hoca Kur'an okudu ve Ahmet direkt bayıldı. Evet, bu kadar basitti. Ama her şey o kadar basit değildi. Ahmet bayılır bayılmaz ortamın havası değişti ve ben Ahmet'in yüzüne bakarken aniden gözlerini açtı. Aman Allah'ım, bu bir insan gözü değildi. Sizi temin ediyorum, cinin açığa çıktığı bir bedende onun gözüne baktığınızda kendinizi hipnoza uğramış gibi hissediyorsunuz. Ahmet'in gözünün beyazları daha beyaz ve göz merceği ise küçülmüştü. Gözünün siyahı tavana sabit bir noktaya bakıyordu. Fazla korkmamıştım ama odadakiler alışkın olmalarına rağmen biraz korkmuşa benziyorlardı. Benim korkmamamın sebebi tasavvufun içindeyken onlarla sık sık iletişime geçmiş olmam. Ama önceden söylediğim gibi onları
tasavvuf büyükleri sanıyordum. Meğer onlar cinmiş. Aynı bakışlar, aynı bende uyandırdığı duygu. Hoca okudukça Ahmet'in vücudu titriyor ve Ahmet bağırmaya başladı. Ama çıkan ses onun değil, daha kalın bir sesle konuşuyordu. Ve bir süre Kur'an okuduktan sonra ''Yeter, ne olur yeter, okuma, söyle ne istiyorsun benden?'' diye bir ses duyduk. Bu ses Ahmet'ten geliyordu ve hocanın demesine göre artık cin bizimle konuşmaya hazırdı. Hoca bana bakarak ''Şimdi söylediğimi sana ispatlayacağım.'' dedi. Ben artık ispat falan istemediğimi, Ahmet'in iyileşmesinin daha önemli olduğunu söyledim. Hoca zaten biraz sonra bu cinin çıkması için uyarısını yapacağını, ondan önce onu İslam'a davet edeceğini ama hepsinden önce onların nasıl tasavvufla iç içe olduklarını göstermek istediğini söyledi. Belki bazılarınız tasavvufu bilmiyor. Belki de neden Ahmet'i değil de bunu anlattığımı merak ediyorsunuz ama bu olay sadece Ahmet'in olayı değil. Aynı zamanda benim de hayatımda radikal bir değişikliği meydana getirecek bir olaydı. Hoca bana dönerek ona şimdi kafandaki soruları sor dedi. Ben biraz şaşkın, biraz da neyi soracağımı düşünürken aniden kaç yaşındasın dedim. Cin 400 küsur yaşında olduğunu söyledi. Yani o tam sayı söyledi ama şimdi aklıma gelmiyor. Nereden geldiğini sordum. Bana İran'dan geldiğini söyledi. Hem heyecanlı hem de şaşkındım. Kabilesinin nerede olduğunu sordum. Bana İran'da dedi. Saçma bir soru olmuştu. İran'dan gelen cinin kabilesi elbette ki İran'da olacaktı. Hoca biraz gülümsedi. Neyse, benim heyecanlı olduğumu gören hoca esas soruyu kendi sordu. Sizler tasavvufçulara ne yaparsınız dedi. Ahmet'in içindeki cin, biz onlarla oynarız. Bazen birinin içine girer, onu bağırtırız. Bazen ondan çıkar, başkasının gözüne ışık şeklinde görünürüz. O da kendinden geçer, bayılır ve bu kendisinin makam atladığına yorar. Cin konuştukça benim kafamda şimşekler çakmaya başladı. Evet, gerçekten de öyle oluyordu. Ben ayin esnasında bazen içimden bağırmak geliyordu. Bazen de bana sesleniyorlardı ve bunu makam atladığıma yoruyordum. Bazen elime bir şeyler çizmemi söylüyorlardı. Tasavvuftayken geçmişte ben de o şekilleri elime çiziyordum ve istediğim oluyordu. Yani şöyle anlatayım. Birisinin beni sevmesini istersem elimi ona uzatıyordum. O da bana nedensiz muhabbet besliyordu. Tabii bunu kesinlikle kötü olan işlerde kullanmadım. Sadece oluyor mu diye yapıyordum. Cin her şeyi itiraf etti. O bunları söylerken benden terler boşalıyordu. Kafamdaki soruları kendi kendime aşacağımı biliyordum ama aynı zamanda bu cine şu an ne olacaktı? Onu da merak ediyordum. Ahmet iyileşecek mi? Dercesine hocaya baktım. Hoca bana dönerek eğer sen istediklerini aldıysan ben devam edeceğim dedi. Tamam dercesine kafamı salladım. Hoca sonra cine dönerek Müslüman olmasını ve Ahmet'in bedenini terk etmesini aksi takdirde kendisini öldüreceğini söyledi. Cin aniden ben Müslüman olmam. Eğer inanırsam bana utanç mührü vurulur ve ben arkadaşlarımın arasında rezil olurum dedi. Herkes söylenenleri duyuyordu. Hoca benden günah gitti. Ben tebliğ ettim. Sen kabul etmedin dedi. Ve Kur'an okumaya devam ederek cine işkence etmeye devam etti. Rukye böyledir. Kur'an okuduğunuz sürece cin hapsolur. Eğer okumayı bırakırsanız cin için çıkış kapısı var demektir. Ama okumaya devam ederseniz çıkamaz ve yanar. Bu kadar basit. Gözlerimle cinin ölümünü izledim. Fazla ayrıntıya girmeyeceğim fakat gerçek olan şu ki cin İslam'ı kabul etmeyip öldü. Hoca Ahmet'in uyanmasından sonra rahatladığını görerek bugünlük yeter, sonra devam ederiz dedi. Ben şaşkın şekilde nasıl yani cin öldü, Ahmet kurtulmadı mı dedim.
Hoca, Ahmet'e çok kötü bir büyünün yapıldığını, bu tedavinin geçici olduğunu, büyü materyallerinin bulunmadan bu musallatın devam edeceğini, yani cin ölse bile yerine başkasının geleceğini söyledi. Hoca, biz 3 aydır bunu böyle yapıyoruz ama hala büyü eşyalarını bulamadık dedi. Ahmet sakince yerinden kalkarak, hocam şimdilik iyiyim, teşekkürler dedi. Odadakilerin bana neden daha önce Ahmet'in durumunu söylemediklerine bir anlam veremedim. Ahmet de alışmış olmalı ki bunu hiç sorun eder bir hali yoktu. Benim kafam allak bullak olmuştu. Yıllardır ömrümü verdiğim tasavvufun cinlerin etkisiyle oluşmuş bir düşünce sistemi olmasına mı yanayım, yoksa Ahmet'in tedavisi mümkün olmayan bir cin musallatına uğramasına mı? Bulanık kafayla eve gittim. Düşünceler zinciri birbirini takip etti. O hafta karar verdim kendi kendime. Ahmet'e başından geçen her şeyi anlatmasını isteyecektim. Zaten benimle en son tanışmasına rağmen en çok benimle konuşuyordu. Tabii sadece merhaba demesini kastediyorum. Ama diğerlerine onu bile demiyordu. Bir dahaki sohbete kadar düşünecek çok zamanım olmuştu. Belki aklınıza neden birisinin değişik sesler çıkararak söylediği şeylere hemen inandın diyecekler olabilir. Ama benim açımdan buna inanmak zor olmadı. Çünkü daha önce uğraştığım için bir cinin görüntüsü olsun, sesi olsun tanırım. Üstelik yapılanları gördüğünüzde buna da ihtiyaç kalmıyor. Bunu tasavvufun içinde olanlar daha iyi bilir. Neyse, bir sonraki hafta sohbetten sonra Ahmet'e bir sigara uzattım ve olanları bana anlatmasını istedim. Önce çekinceli bir hali vardı ama sonra onunla konuştuklarınızı duydum dedi. Ben buna şaşırmadım. Çünkü cinlerin beynin bir bölümüne tahakküm ederken diğer yerlerini boş bıraktıklarını biliyordum. Yani cin benimle konuşurken Ahmet müdahale edemese de olanlara şahit olmuştu. Yaklaşık yarım saat sonunda bana anlattıkları şunlardı. Ahmet anlatıyor. Her şey o akşam başladı. Akşam işten eve geldiğimde artık eski tadı alamıyordum. Ne yediğim yemekten, ne anne ve babamdan, yaptığım sohbetten tat almıyordum. Her gün oturup televizyon izlediğim koltuğumdan bile nefret ediyordum. Odanın içi beni boğuyordu. Dışarı çıkıp bir sigara içtim ve tekrar eve döndüm. Ama artık evden ve evdekilerden tiksindiğimin farkına varmıştım. Karşımda duran anne ve babam değil miydi? Bana çay getiren, en sevdiğim küçük kız kardeşim değil miydi? Evet, onlardı ama yine de bir nefretin içimde büyüdüğünü hissediyordum. Ahmet anlatmaya devam ediyordu. Bütün bunlar geçer diye düşünüyordum. Yani yaşım 30'u geçmişti ve daha evlenmemiştim. Zaten evlenmeye kalksam da yeteri kadar param yoktu. Belki bunları dert ettim kendi kendime diye düşünüyordum. Yani durumumun psikolojik olduğunu ve geçici bir durumla karşı karşıya kaldığıma kendimi inandırmıştım. Ama öyle değildi. Her akşam eve geldiğimde içimi bir sıkıntı almaya başladı. O gece sadece sıkıntı almakla da yetinmedi. Ben uyurken genellikle rüya görmem. İşim çok yorucu olduğundan eve gelir ve hemen biraz televizyon izleyip uyurdum ve kalktığımda sabah olurdu. Ama o gece rüyama bir kadın girdi. Yüzü simsiyahtı. Bana bakarak bir şeyler söyledi. Ben korktuğumdan ne onun dediğini duyuyor ne de ona cevap verebiliyordum. Sonra o kadın gitti ve sabah uyandığımda üstümde çok ağır bir yorgunluğun olduğunu gördüm. İşe gitmek istemiyordum. Kendimi kahvaltı yapmaya zorladım ve zor da olsa işe gittim. İşimi tek yapardım. Yani kimse yanımda olmazdı. Malum evin geçim masraflarını evde kalan tek erkek evlat olarak ben sağlamak zorundaydım. Diğer abilerim evlenmiş ve evden ayrılmışlardı. İşe gittiğimde kulağımın çınladığını fark ettim. Sanki birisi konuşuyor ve bana bir şeyler anlatıyordu. Önce pek önemsemedim ama bu sesler gittikçe artıyor ve beni çok rahatsız ediyordu.
Bu rahatsızlık devam ederken aniden çalıştığım yerin karşı duvarında bir bayan silüeti gördüm. Korkarak kendimi biraz geri attım. Sonra bayan silüeti kayboldu ama onun kafası kaldı. Ne yapacağımı bilmiyordum. Aniden içimden besmele çekme hissi uyandı. Besmele çektikten sonra ben bayan kafasının olduğu yere baktım. Ancak görüntü gitmişti. Sonra bu ruh haliyle eve gittim. Dediğim gibi ben evlenmek istiyordum ve bu durumu daha önceden hocaya açmıştım. Hoca da bana sabret, sana uygun birisini bulur bulmaz seni evlendiririz dedi. Ailem ise benim cemaat çevresinden değil de kendi akrabalarımızdan olan birisiyle evlenmemi istiyordu. Ben de hocaya söyledim. O bana uygun birisini bulacak dedim. Ama başta babam olmak üzere annem ve akrabalarım buna kesinlikle karşıydı. Hatta akrabalarımdan birisi bunu engellemek için ne gerekirse yaparız, gerisini sen düşün dedi. İnsanlar neden diğer insanların hayatlarına bu kadar müdahil oluyorlar anlamıyordum. Eğitim eksikliği mi yoksa kültürümüz mü böyleydi bilmiyorum. Belki de sadece bizim aileye mahsus bir şeydi. Ama gerçek olan ben hocanın bana münasip göreceği dindar birisiyle evlenmek istiyordum. Ama ailem buna karşıydı. Ben bu karşıtlığın sınırlı olacağını zannediyordum. Ama nereden bilebilirdim? Akrabalarım bu işi büyü yapmaya kadar götürmüş. Bana büyü yapıldığını hoca söyledi ve dikkatli olmam gerektiğini, ibadetlerimi aksatmamam gerektiğini söyledi. Büyünün etkisinin gittikçe arttığını hissedebiliyordum. Bana hocanın gösterdiği ve bu sana evlenmek için uygun dediği bütün bayanlar gözüme kötü görünmeye başladı. Akşam ise rüyamda kim olduklarını bilmediğim, yüz hatları olmayan bayan şeklindeki cinler beni rahatsız etmeye başladı. İçlerinden birisi benimle evlenmek istediğini, eğer başkasıyla evlenirsem onu da beni de pişman edeceğini söylediğinde artık daha da korkmaya başladım. Hocayla sık sık rukiye seanslarına devam ediyordum. Rukiyeden sonra ben de bir rahatlama oluyor. Hoca bana büyüyle gelen cinle anlaşma yapıp onu gönderiyor. Ama ertesi gün tekrar başkaları geliyor ve benimle evlenmek istediklerini söylüyorlardı. Hocanın anlaşmasından sonra bana anlattığına göre şöyle oluyordu. Hoca cine bedenimi terk etmesini söylüyor ve cin de ölmek ve bedenimi terk etmek arasında kaldığından bu ikisinden birisini seçiyordu. Bazen cinlerden birisi gitmek istemediğini söylüyor ve ölüyordu. Bazen de gitmeyi kabul ediyordu. Hatta bir keresinde bana musallat olan cinin bir tanesi İslam'ı seçmiş ve Müslüman olmuş. Hocanın ilmi seviyesi gerçekten çok büyük ama bence onun tedavisinin etkili olmasının nedeni İslam'a uygun bir tedavi yöntemini seçmiş olmasıydı. Bakır tepsiler, üçgen işaretleri, saç, tırnak kalıntıları gibi saçma sapan şeylerle değil de rukiye yöntemiyle cinlere istediği gibi tesir edebiliyordu. Ahmet anlatmaya devam etti. Bana yapılan büyü cinleri bana aşık ediyordu. Ne çeşit bir büyü olduğunu anlamadım. Acaba akrabalarım bu niyetle mi yaptı yoksa başka amaçla mı bilmiyorum. Bunu yapanları bulmak istiyor ve hesap sormak istiyordum ama kim olduklarını bilmiyordum. Hoca cinlere seans sırasında defalarca sormuş kim yaptı, neden yaptı diye ama cinler ölümü pahasına söylememiş. Hatta birisi eğer söylersem beni öldürürler demiş. Bunun üzerine hoca şimdi söylemezsen de ben seni öldürürüm demiş. Cin söylemeye ikna olur olmaz şiddetli bir bağırışla ölmeye başlamış. Anlayacağın çok kötü bir büyüyle karşı karşıyayım ve ne yapacağımı bilmiyorum. Hoca elinden geleni yapıyor ama büyüyü bozmanın da bir yöntemi var. Büyü malzemelerinin bulunması. Onlar bulunmadan bu büyünün bozulmayacağını biliyorum. Ahmet bana bunları anlatırken ara sıra titrediğini fark edebiliyordum.
Gözleri bir aşağı bir yukarı bakıyordu. Korktuğu her halinden belliydi. Ona şimdi burada mılar diye sordum. Bir şey demedi. Sonra tekrar akülü motoruna binip eve gitti. O akşam eve gittiğimde düşünceler ardı sıra geliyordu. Ahmet'e musallat olan cinler onun evlenmesine mani oluyorlardı. Bu nasıl bir büyüydü? Bir akrabası bunu nasıl yapardı ona? Hoca daha önce birçok defa seans yapmıştı ve durum buydu. Ben sonraki günlerde tezimle ilgilenmeye devam ediyordum. Sonuçta hayat devam ediyordu. Ahmet'in durumu her ne kadar beni etkilese de günlük işlerim devam ediyordu. Bu arada bir arkadaşım benim eskiden tasavvuftaki makamımı bildiği için benden işlerinin kötü gittiğini ve bunun için bir şey yapıp yapamayacağımı sordu. Yani benden bir tılsım hazırlamamı ve kendisine vermemi söyledi. Böylece işleri bir düzene girecekti. Ben de artık bu işleri bıraktığımı, İslam'da bunların olmadığını söyledim. Çünkü artık tasavvuf dedikleri düşünce sisteminin cinlerin etkisinden uzak olmadığını biliyordum. Ama ısrar edince huylu huyundan vazgeçmez ya, son defa yapayım dedim. Ama bunun yanlış olduğunu biliyordum. Allah affetsin, tılsımı hazırladım ve verdim. Bilenler bilir, tasavvufta ismi azam önemlidir. Ben buna sahiptim. Ama eğer bu yol yanlış ise tamamen bırakmam lazımdı. Şimdi yapmıyorum zaten ama o an yaptım ve tılsımı arkadaşıma verdim. Daha sonra işleri acayip şekilde açılmış ve para kazanmaya başlamış. Neyse, o hafta öyle geçti ve ben Ahmet'i merak ediyordum. Acaba bendeki ismi azam işe yarar mıydı? Bunu hocaya anlatamazdım. Çünkü İslam'a uygun bir tedavi yöntemi değildi. Hocanın da kabul etmeyeceğini biliyordum. İsmi azamımın yazılı olduğu bir yüzüğü parmağımda taşıyordum. Hoca bunu defalarca görmesine rağmen bir şey demedi. Belki de okumuş adam, belki yanlışını kendi fark eder dedi herhalde. Bilmiyorum. Tabii bu arada geçmişim beni bırakmıyordu. Yani tasavvuf geçmişim. Rüyalarımda ne olduklarını bilmediğim kişiler gelip tekrar benim tasavvufa dönmemi istiyorlardı. Hatta o hafta içinde ben lojmanda mutfakta yemek hazırlarken anlık bir uyku bastırdı. Yemek yapmayı bırakıp uyudum. Rüyada eskiden tasavvuf makamlarındaki gibi harikulade şeyleri tekrar yaşadım. Tabii bunları anlatamam. Şimdi sorabilirsiniz. Tasavvuf neden İslam'a uygun değil? Burada bunu anlatamam. Mesele çok uzar. Ama şunu söyleyebilirim. Tasavvufta belli bir makamda istediğiniz her şeyi ama her şeyi yapmanıza fırsat veren bir makam var. Oraya ulaştığınızda ne demek istediğimi anlarsınız. Ben tasavvufu bıraktıktan sonra birkaç gün içinde ismi azamımın yazılı olduğu yüzüğümü her gün koyduğum yerde bulamadım. Kaybolması imkansızdı. Ama ben arama zahmetine girmedim. Çünkü neden kaybolduğunu biliyordum. Neyse, dönelim Ahmet'e. O hafta bitmiş, yine cumartesi gelmişti. Artık Ahmet'in tedavilerinin hepsine katılıyordum. Şimdi benim şahit olduğum seansları anlatacağım. Birinci seans. O gün hoca Allah'ın isim ve sıfatlarını anlattı. Ben önceki bilgilerimle çelişen şeyleri sordum ve cevabımı aldım. Her ne kadar tasavvufu bıraksam da düşüncelerime hala hükmediyordu. Neyse, çaylar içildi. Birkaç meraklıyla ben, Ahmet ve hoca kaldı. Hoca gülerek, "Ahmet, başlayalım mı?" dedi Ahmet'e. Ahmet de, "Başlayalım." dedi. Hoca Kur'an okumaya başladı ve Ahmet yine bayıldı. Kur'an gerçekten de şifa kaynağı. Kaybettiğim yüzüğüm aklıma geldi. Neden şimdi aklıma geldi ki? Neredeyse ağlayacaktım. Neyse, kendimi toparladım. Ahmet transa geçti. Titreyerek hırıltılı sesler çıkarmaya başladı. Çelimsiz olmasına rağmen üç kişi kendisini zor tutuyordu. Konuşan bu sefer ifrit olduğunu söyledi. Hoca sordu, "Sen kimsin?" "Ben ifritim. Seni kim gönderdi?"
Kendim geldim. Yalan söyleme. Hepinizi öldürürüm. Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Derhal bu bedeni terk et. Yoksa seni öldürürüm Allah'ın izniyle. Hoca okumaya devam etti. İfrit bağıra bağıra can verdi. Ben neden onu İslam'a davet etmedin dedim. Hoca bunlar lanetli. Asla Müslüman olmazlar dedi. Hoca parmağıma baktı. Yüzüğün olmadığını gördü ama bir şey demedi. Ahmet birisinden yine kurtulmuştu ama geleceklerdi. Çünkü büyü materyallerinin yerini öğrenememiştik. Hoca ertesi gün Ahmet ile evlerini aramaya gitti. Ama bir şey bulamadılar. Sonuçta sonsuz ihtimal vardı. Acaba eşyalar neredeydi? Ailesinden kimin yaptığını da öğrenemedik. Annesi ve babası da bizimle konuşmuyordu. Onların izniyle yapıldığını biliyorduk. Nasıl bir anne baba çocuğuna böyle bir şeyin yapılmasına izin verir? O hafta yine okulda derse girerken yerli yersiz ağlama hissi uyandı bende. Nedenini biliyordum. Yüzüğüm beni terk etmişti. Onunla yaşadığım harikulade işleri sizlere anlatamam ama onu düşünmeden edemiyordum. Sonuçta İslami olmayan bir yolla elde etmiştim onu. Ama yine de onu düşünmeden edemiyordum. Lojmanı baştan sona bulamayacağımı bile bile arıyordum. Onu tekrar elde etmenin yolunu elbette biliyordum ama bunu yapamazdım. O haftanın salı akşamıydı. Kendi kendime karar verdim. Bırakacaktım artık. Tılsım gönderdiğim arkadaşımı aradım ve tılsımı bana geri vermesini söyledim. Önce kabul etmedi. Çok para kazanıyordu. Geri vermek istemedi. Ona benimle uğraşmamasını, eğer istiyorsam vermesini söyledim. Biliyordu beni. İstesem hem zorbalıkla hem de paranormal şekilde alabilirdim tılsımı. Tılsımı geri verdi. Sonradan öğrendim. İşleri yine eskisi gibi azalmaya başlamış. Tılsımı yaktım ve tövbe ettim. İkinci seans. Sohbetin konusu Allah'ın uluhiyet sıfatları. Yine yaratıcım hakkında yeni bir şey öğrendim. Allah her şeyi bağışlar diyebiliyordum. Meğerse bağışlamadığı, onu işleyeni ebedi cehenneme sokacağı bir şey varmış. Şirk. Allah'ın bağışlamadığı tek şeydi. Tek kelimeyle bu dine girip tek kelimeyle bu dinden çıkabilirmişiz. Sohbet sonunda yine bir rukye tedavisi. Bu sefer Ahmet, hoca ve ben varım. Diğerleri bunun da eskisi gibi sonuçlanacağını bildiklerinden evlerine gittiler. Tabii bu olanları normal birisi yaşasa elbette ki psikolojik bir vaka olur ama burada bulunanlar bilinçli insanlar. En azından bunlara alışkınlar. Neyse, Ahmet bu sefer eskisi gibi değildi. Yani içimden yoksa musallattan kurtuldu mu diyesim vardı. Ama hoca onu tedaviye aldığı için bir şey demedim. Ama çok sevinçliydi. Dayanamayıp sordum. Ahmet, neden bu kadar sevinçlisin? Çok güzel birisi. Nasıl yani? Konuştuk. Kiminle konuştun? Hoca sana birisini mi buldu? Ama onlar seni yine rahat bırakmazlar dedim. Onunla konuştum. Ya kiminle konuştun söylesene diye biraz sesimi yükselttim. Hoca eliyle sus işareti yaptı ve tedaviye geçti. Ahmet bayıldı ve içindeki cin konuştu. Hoca sorguya başladı. Sen kimsin? Bu beden bana ait. Cin konuşurken sesi oldukça ince çıkıyordu. Hoca dinin ne diye sordu. Cin Hristiyan olduğunu söyledi. Hoca ismini sordu. Adım Mary'di. Hoca bana baktı. Hristiyan bir kadın cin dedi. Ben ne yapacağız dercesine kendisine baktım. Hoca diğerlerine ne yaptıysak aynısın dedi. Mary Hristiyan bir cinmiş. Annesi ve babasından ayrı olarak göçebe yaşıyormuş. Biraz da genç ve meraklı olmanın verdiği enerjiyle dünyayı dolaştığını söyledi. Tabii onları biliyorum. Dünyayı kaç kere dolaştıysa artık onların güçlü olduklarını biliyordum. Mary 80 yaşındaydı. Dolaşırken büyücünün ifriti aracılığıyla yakalanıp Ahmet'in bedenine musallat edilmişti. Bu işler böyledir. Büyücü ifrite secde eder. İfrit kendisinden daha güçsüz olanları
zorla bedenini rahatsız etmesi için ayarlar. Bazıları gönüllü, bazıları gönülsüz yapar bu işi. Hoca devam etti. Sen kimin içinde olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Ahmet'in bedenindeyim. Peki neden? Bu Müslüman birisi. İfrit Müslümanların kötü olduğunu söyledi. Söyle ona, ondan öncekini öldürdüğüm gibi onu da öldürürüm, seni de öldürürüm. Neden beni öldürmek istiyorsun? Şaşkınlıkla olanları izliyordum. Bu cin ne yaptığını bilmiyordu. Evet, evet zorla bedene sokulmuştu. Hoca bunun farkındaydı ve devam etti. Sen İslam'ı biliyor musun Mary? Evet, onlar kötü insanlar. Sana bunu kim söyledi? Annem ve babam. Peki, sen dünyayı dolaştığını söyledin. Müslümanların yaşadığı yeri gördün mü? Hayır, oralar kötü yerler. Sizler kafirsiniz. İsa'yı öldürdünüz. Neden sizin yerlerinizi ziyaret edeyim? Beni de öldüresiniz diye mi? Hazreti İsa'yı Yahudiler öldürmeye çalıştı. Biz ona iman edenleriz. Zaten bizden birisi onu kabul etmezse cehenneme gider. Nasıl yani? Hazreti İsa'yı en çok biz Müslümanlar severiz. Yahudiler ona ve annesine işkenceler yaptılar. Hristiyanlar ise onun demediği şeyi söyledi göstererek ona ihanet ettiler. Hoca yaklaşık 15 dakika konuştu. Her konuşmasında Mary, yani Ahmet'in içindeki kadın cin şaşırarak "Bu böyle olamaz. Bana annem ve babam böyle söylemedi." diyordu. Ben ondan daha şaşkındım. Bunun da diğer cin vakaları gibi olacağını, hocanın onu İslam'a davet edeceğini, onun da kabul etmeyip öleceğini düşünmüştüm. Ama hocanın her konuşmasında sanki bir çocuğun şaşkınlığıyla cevap veriyordu. Artık hocayla ikimiz de Ahmet'in musallatını unutmuş ve Mary ile sohbet ediyorduk. Bu biraz garip olabilir ama Çim'den, "Ahmet, iyi ki büyüye maruz kalmış." diyordum. Neden mi? Çünkü Mary kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu. Her yerde aynıdır. Müslüman olunca isim değişir. Hoca da Mary'ye hangi ismi sevdiğini sordu. O da Azize Mary'yi çok sevdiğini, annesinin kendisine hep onu anlattığını ve bu isminin kalmasını istediğini söyledi. Hoca onun Azize Mary olarak bildiği kişinin Kur'an-ı Kerim'deki isminin Meryem olduğunu ve kendisinin bu ismi almasının daha uygun olacağını söyledi ve Mary kabul etti. Evet, kulaklarım yanlış duymamıştı. Bir kadın cin gözümün önünde Müslüman olmuştu. Hoca kendisinin bir insan bedeninde olmasının yanlış olduğunu söylediğinde Meryem, "Biraz daha kalabilir miyim?" dedi. Hoca ve ben şaşırmıştık. Hemen çıkması gerekiyordu. Yoksa yanacaktı. Acaba ifrit mi kendisini zorluyordu? Neden çıkmak istemiyordu? Hoca sordu. Neden kalmak istiyorsun? Ahmet'i biraz daha izlemek istiyorum. Bunu yapman Müslüman bir cin için uygun değil. Şimdi git ve Müslüman kadın cinlerden dinini öğren. Ama bizim oralarda herkes Hristiyan. Müslüman olanları bul ve onlarla zaman geçir. Tamam dedi Mary. Sonra Ahmet'in sağ eli hafif titredi ve yukarı kalktı. Bu hafif sallantı onların çıkmasına işaret eder. Bilenler bilir. Ahmet uyandı ve hocaya "Gittim hocam." dedi. Hoca evet dercesine kafasını salladı. Ama ben Ahmet'in yüzüne bakmaya devam ediyordum. Ahmet'in yüzünde bedenindeki cinin çıkmasından dolayı meydana gelmesi gereken mutluluk hissi yoktu. Hayatımda ilk kez karşılaşacağım olaylar silsilesi o gün başlamış oldu. Sonradan öğrenecektim. Müslüman olan Meryem'in Ahmet'e aşık olduğunu. Evet, yanlış duymadınız. Aşık olmuştu. Hatta Meryem acaba büyüyle mi geldi yoksa kendi isteğiyle mi geldi diye kuşku bile uyandırmıştı bende. Sonuçta onları görmüyoruz ve o alemde neler döndüğünün farkında değiliz. Neyse, o gün türlü düşüncelerle okula gittim. Öğrencilerimle ilgilendim. Onlarla olmak bana ayrı bir mutluluk veriyordu. Önceki askerlik mesleğimden çok sevmiştim öğretmenliği. Tabii askerlik mesleğimi de özlemiyor değildim. Neyse, o günden sonra kendimce araştırdım. Aşık cin musallatını. Ama karşıma çıkan bütün olaylarda
cinlerin bayan veya erkeğe zorla sahip olmak istediklerini gördüm. Hiçbir olayda böylesine bir durum yoktu. Yani Meryem zorla sahip olmak yerine Ahmet'i uzaktan izliyormuş. Sanki onun onayını almak istercesine, ama tabii bu büyüyle geldiği için arada sırada Ahmet'e büyük sıkıntılar veriyordu. Tabii bunları istemeden yapıyordu. Bütün bunları sonradan öğrenecektim. Bedeni musallat olan cinlerin başında bir ifrit olmak zorundaydı. Eğer olur da musallat olan diğer cinler bedeni izinsiz terk ederse ona müdahale etmek için. Meryem de bedeni terk etmiş, üstüne üstlük bir de Müslüman olmuştu. İfritin onu öldürmek için peşine düşeceğini adım gibi biliyordum. Bu olayları belki film gibi anlatmış olabilirim ama sizi temin ederim, onların aleminde büyü işleri böyle yürür. Sonuçta onların da bir hayatı var ve hayatları bir düzen içerisinde belli kuralları ve yürütmeleri gereken şeyler var. Onlar da sever, üzülür, öfkelenir, güler, ağlar. Onlar da bizim gibi sınava tabi. İyileri cennete, kötüleri cehenneme gider. Allah onları bize göre güçsüz yaratmıştır. Bütün argümanları bir tarafa bırakın. Bunu anlamak için şunu anlamak yeterli. Onlar bizi görür ama biz onları göremeyiz. Acaba neden? Onları görsek ne olacaktı? İnsanoğlu denen acayip varlık acaba onları görse bunun cinler için ne gibi sonuçları olacaktı? İyi mi yoksa kötü mü? Bunu düşünmeyi size bırakıyorum. Neyse, araştırma sonucunda bunun mümkün olabileceğini gördüm. Gerek fıkhi, gerekse de akaidi meselelerde bir cinin insana aşık olabileceğine ihtimal veriliyordu. Şimdi asıl sorun Ahmet'in onu sevip sevmediğiydi. Bunu da sanırım o günkü seansta anlamıştım. Çıkmasından memnun değildi. Belki Ahmet de onu sevmişti. En azından ben öyle düşünüyordum. Bu düşüncelerle hafta içi bir akşam yine beni bir hüzün kapladı. Evet, yüzüğümü düşünüyordum. Onu o kadar içerlemiştim ki her boş anımda aklımın her yanını kaplıyordu. Aramızda garip bir ilişki vardı. Size anlatmadığım için belki bu ilişkiyi garipsersiniz ama sanki o bedenimden bir parçaydı. Kötü bir karara vardığımın farkındaydım. Kötü bir iş yapacaktım. Ne mi yapacaktım? O yüzüğü tekrar alacaktım. Ama bunun İslam dışı olduğunun farkındaydım. Nasıl yapacaktım? Artık ne Ahmet'in durumu ne de yüksek lisans tezim beni zerre kadar ilgilendirmiyordu. Öylesine beynimde yer etmiş ki yüzük, beynimde yer eden elbette ki o gün gümüşten yapılmış yüzük değil, beynimde yer eden o yüzüğün üzerinde yazanlar, şekiller, ismi azamım. Bu düşüncelerle sabaha ettim. O gün öğleden sonra aynı yüzüğü İslami usullere göre nasıl elde edebilirim diye düşünürken aniden aklıma bir yöntem geldi. Evet, bulmuştum. Bu yöntem İslam'a ters değildi. Ya da en azından ben öyle zannediyordum. Ben o ismi azam olmadan yaşayamazdım. Ve büyük uğraşlarla 4 gün içerisinde yüzüğüm tekrar parmağımdaydı. Dediğim gibi mesele yüzük değildi. Mesele üzerindeki o güzel isimdi. Şimdi diğer konulara odaklanabilirdim. Tezim için anket çalışmalarına devam edebilirdim. Ve Ahmet'in o akıl almaz durumuna tekrar kafa yorabilirdim. 3. seans. Sonraki hafta sonu tekrar Ahmet'le derste buluştuk. Kendisine hafta içi neler yaşadığını anlatmasını istedim. Tabii dedi ve dışarıda sakin bir yere oturup birer sigara yaktıktan sonra anlatmaya başladı. Kardeşim diye başladı söze. Ben hayatımın hiçbir anında ne bu duygu gibisini yaşadım ne de başka bir şeyin bu zevki vereceğine inanmıyorum dedi. Ben şaşkınlıkla karışık biraz da hayretle ne oldu dedim. Benimle konuşuyor dedi. Kim dememe kalmadı. O dedi. Evet, o dediği Meryem'di. Anlaşılan o ki Meryem gitmemiş ve Ahmet'in çevresinde kalmaya devam etmişti. Hatta bazen onun bedenine girip onunla konuşuyormuş. Neden yaptın bunu dedim. Yapmaman lazım dedim. Ahmet umursamaz bir tavırla
ben onu seviyorum deyip biraz da bozuk atarak hemen benden uzaklaştı. Neyse dedim kendi kendime. Birazdan hocayla bu durumu müzakere ederiz diye düşündüm. Sonra aniden Ahmet'in bir kediyi kovaladığını gördüm. Buna bir anlam veremedim. Ahmet masum bir kediden ne istiyor acaba diye düşünüp umursamadan içeriye girdim. Hocanın demesine göre Ahmet'in durumu hiç iyi değildi. Büyünün etkisi devam ediyordu ve daha büyü materyallerini bulamamıştı. Dersten sonra Ahmet olanları anlattı. Ben işteyken sanki çalıştığım yerde değil de başka bir yerdeydim. Etrafımdaki insanları tanımıyordum. Birden aralarında konuştuklarını gördüm. İlginç şekilde onların beni öldürmek için plan yaptıkları hissine kapılıp hemen oradan uzaklaşmak istedim. Ama onlar bu durumdan haberdar olmuş olacaklar ki hemen beni yakalayıp pencereden aşağıya atmak istediler. Bunlar kimdi? Neden beni öldürmek istiyorlar diye düşünürken aniden korkuyla iş yerinde yattığım yerde uyandım. İçim geçmiş diye düşünürken orada çalışan birisi gelip "Abi, iyi misin?" dedi. "Evet" deyip işe tekrar başladım. Duvara elektrik tesisatını monte ederken aniden kalbim heyecandan çıkacak gibi oldu. Az önce bana iyi misin diye soran da kimdi? Ben işlerimi hep tek yapardım ve yanımda kimse çalışmazdı. Sonra etrafta kimse olmadığını fark ettikten sonra o kişinin kim olduğunu aklıma getirmeye çalıştım. Hayal meyal hatırladım. O kişi bir çalışan değildi. Kötü rüya görmemin etkisiyle dikkat edememişim. O bir bayandı ve sesi de bir bayan sesiydi. Meğerse o Meryem'miş. Bana zarar vereceklerini düşünüp beni o rüyadan zorla uyandırmış ve sonra da iyi olup olmadığımı kontrol etmeye gelmiş. Bunları nereden mi biliyorum? Benim kulağıma buraya gelmeden kendisi fısıldadı. Ahmet bunları anlatırken hem ben anlattıklarını gözlerimi dahi kırpmadan dinliyordum. Ne yani dedim Ahmet'e. O senin etrafında gezinip seni mi koruyor dedim. Evet dedi. Rüyalarımda hep oturup konuşuyoruz. Ahmet'in anlattıklarından hocanın pek hoşnut olmadığını anlıyordum. Tıpkı hocanın Ahmet'e seans yaparken Meryem'in ortaya çıkmasına müteakip hocanın Meryem'e ceza vereceğini anladığım gibi. Hoca Meryem'e "Neden buradan gitmedin? Ahmet'e zarar verecekler. Versinler, bu seni ilgilendirmez. Biz ilgileniyoruz. Ama onlar çoklar. Olsun, senin dinen bu bedende bulunman uygun değil. Derhal çık. İçeride tam 6 kişi var. Hepsi ona zarar vermek için bekliyorlar. Sana zarar vermeleri lazım. Sen Müslüman oldun. Yoksa sen Meryem değil misin? Ben Meryem'im ama sen Kur'an okuyunca saklandılar. Beni görmelerine rağmen bana bir şey yapamıyorlar. Sizin okuduğunuz Kur'an önce beni yakardı ama şimdi bir şey yapmıyor. Meryem, onların vücudun neresinde olduklarını göster. Ahmet'in eli yukarı kalktı ve vücudun 4 bölgesini gösterdi. Meryem önemli bir iş yapmıştı. Onların yerinin tespiti yaklaşık 8 dakika sürüyordu. Hoca yerleri öğrenir öğrenmez o bölgelere Kur'an ayetleriyle müdahale etti ve onları vücuda hapsetti. Onlara dile gelip benimle konuşun dedi. Ama onlar konuşmaya yanaşmadı. Onların bu özelliği insanı deli ediyor. Neden konuşmuyorlar? Bir türlü anlamıyorum. Neyse. Hoca Meryem orada mısın dedi. Meryem cevap verdi. Evet. Söyle onlara ya Müslüman olsunlar ya da vücudu terk etsinler. Aksi halde onları Allah'ın izniyle öldürürüm. Meryem, orada mısın? Meryem, onlara söyledim. İkisi Müslüman oldu. Diğer 4'ü, bizi bıraksın, biz gidelim dediler. Tamam, gitsinler. Ahmet aniden hafifçe titremeye başladı. Ben cinler herhalde çıkıyor diye düşünürken Ahmet'in titremeleri fazlalaştı. Bildiğiniz kendisini yaklaşık 5 santim yukarıya kaldırıp yere vuruyordu. Benden ve hocadan başka kimse olmadığından ben güçlükle tutabiliyordum Ahmet'i. Hoca bağırarak
Allah'ın izniyle vücudun ayak parmaklarından çıkın dedi. Çıkamıyorlar. Meryem sen misin? Evet. Neden çıkamıyorlar? İfrit onları yakaladı ve Müslüman olanları öldürdü. Sen nasıl kurtuldun? Ben dışarıdan konuşuyorum. Hocayla ben şaşırmıştık. Evet, konuşurken Ahmet'in ağzı oynamıyordu. Ses dışarıdan geliyordu. Yani vücudun dışarısındaydı. Böyle şeyleri kaç insan yaşar ki? Resmen iki kafir cin Müslüman olmuş ve İfrit o ikisini orada öldürmüştü. Uyandıktan sonra Ahmet de olayı doğruladı ve ikisi Müslüman oldu değil mi dedi. Biz de evet dedik. Ama Ahmet onların öldürüldüğünü bilmiyordu. Hocanın dediğine göre Kur'an okurken İfrit vücuda hapsedileceğini anlamış ve dışarıdan izlemiş. Sonra iki cinin Müslüman olması üzerine onları çıkarken Kur'an'ın korumasının kalkmasına mütakiben onları yakalayıp öldürmüş. Film gibi gerçekten bunların olduğuna inanamıyordum. Ama benim aklımda Meryem vardı. Ne olacaktı? Ahmet'le görüşmesine fırsat mı tanınacaktı? Yoksa gitmesi mi gerekiyordu? Hocaya Meryem ne olacak hocam dedim. Bana buradan gitmesi gerekiyor dedi. İfrit bunlara sebep olduğunu bilecek kadar zekidir. Onu öldürmeye çalışacak. Kendi iyiliği için gitmesi gerek dedi. Hoca bunları der demez Ahmet'in gözlerinden yaşlar akmaya başladı ve dışarı gidip sigara yaktı. Hoca sanki kendi kendine konuşuyormuş gibi havaya doğru en doğrusu bu dedi. Ben ne oluyor demeye kalmadı. Ahmet dışarıdan bağırdı. Hocam o giderse ben de giderim. Bir sağa bir sola bakıyordum. Resmen mal olmuştum. Ortada bir şeyler dönüyor ama muhabbeti anlamayan bir tek bendim. Hocam Meryem sizi çok seviyor. Size karşı gelmek istemiyor. Hocaya söyle kalmam gerekiyor dedi. Hayır kalamaz. Hocam bana yaptıkları büyü eşyalarının yerini bildiğini söylüyor. Ne? Biliyor muymuş? Neredeymiş? Söylesin çabuk. Hocaya eşyaların nerede olduğunu söyledi. Eşyaları bulabilmek için aceleyle çıktık evden. Ahmet'in evinin bahçesine gittik ve hocanın gösterdiği yeri kazdık. Yaklaşık 30 santim sonunda Ahmet'e ait bir pantolona rastladık. İçinde kan benzeri bir şeyler vardı. Ahmet'in kişisel eşyası olarak onun pantolonunu almışlardı. Hoca pantolonu alıp derhal ateşe verdi. Pantolon yanarken Ahmet'in aniden sıtmaya tutulmuş gibi titremeye başladığını fark ettik. Ben Ahmet'in yanına gittim. Pantolon tamamen yandığında hoca yanımıza geldi ve geçmiş olsun Ahmet dedi. Evet, Ahmet büyüden kurtulmuştu. Tabii sonradan öğrenecektim. Biz öyle zannetmişiz. Neyse, o sevinçle bizler evlere dağıldık. Günlük işlerimize devam ettik. Ahmet'e yapılan büyünün bozulmasını takip eden günlerde artık benim kafamda Ahmet'le ilgili pek bir düşünce yoktu. Gece yatarken yüzüğümü okşuyor ve ona bakarak yatıyordum. Sabah kalktığımdaysa tekrar onun güzelliğine bakıp öyle güne başlıyordum. Malum size anlatmadığım ama onun vesilesiyle yaşadığım paranormal olaylar yüzünden aynı hafta içi bir iş için Antep merkeze gitmem gerekti. Benim bir motorum var. Onunla merkeze gidip işimi bitirdikten sonra ablam gelip ziyaret etmek için Antep'in bir köyüne gittim. Gittiğimde geç olduğu için orada kalmam gerekti. Akşam namazı için abdest almaya hazırlanıyordum. Yüzüğümü çıkarıp bir kenara koydum. Normalde adetim değildir. Abdest alırken yüzüğü çıkarmam. Sadece parmağımda oynatırım. Abdest aldıktan sonra akşam namazını kıldım. Namaz bitince beynimi zonklatan gerçekle tekrar yüz yüze kaldım. Yüzük parmağımda değildi. Telaşa vermeden ne olacak canım? Abdest aldıktan sonra tekrar almayı unuttum. O kadar diyerek kendimi sakinleştiriyordum. Hışımla yüzüğü koyduğum yere baktım. Sonuç yüzük gitmişti. O sinirden motorumla kaç hız yaptığımı bilmiyorum. Okula geldim. Derse girdim. Ama kafamın ağrısından duramıyordum. Giderse gitsin canım. Ne önemi var? Alt tarafı bir yüzük değişti.
Sadece onunla geceleri başka alemde bilmediğim yerleri geziyordum, o kadar. Onu gösterdiğimde varlıklar bana hürmet ediyordu. Etmeseler de olur. Astral seyahat yüzüksüzde yapılır ama sadece birinci kademede tıkılır kalırsın. Olsun, ben birinci kademede olmaya razıydım diyerek kendimi sakinleştirmeye çalışıyordum. Evet, onunla, yani yüzüğümle yaptığım birkaç şeyi sizinle paylaştım ama hepsi o kadar değildi elbette. Sonra kendi kendime itiraf ettim. Evet, o yüzüğü din dışı bir usulle elde etmiştim tekrardan. Bunu kendime itiraf ettim ve tekrar tövbe ettim. Ben kendi yaşadığım paranormal olayları anlatsam roman olur. İyisi mi Ahmet'in hikayesine devam edeyim. 4. seans. Ahmet'in kurtulduğunu zannettiğimiz bir durumda. Perşembe akşamı hocadan bir telefon aldım. Artık hocayla beraber rukiye işlerini yapıyordum. Bunu anlatmamıştım ama biraz değinmekte fayda var. Hoca artık bende ne gördüyse rukiye seanslarını başkasına da yapsa beni hep yanında götürüyordu. Birçok seansa beraber katıldık. Hatta birisini direkt bana verdi, sen yap diye. Tabii bilmek ayrı, yapmak ayrı. İlk defa yapmanın acemiliğiyle hastanın ayağını yakmıştım. Evet evet, bildiğiniz Kur'an ayetiyle ayağı cayır cayır yandı. Neyse ki iz kalmadı, iyileşti hasta. Cemaatten diğerleri artık gördüklerine ve duyduklarına dayanamıyorlardı. Benim size normal anlatmama bakmayın, aslında korkunç olaylar ama bu olayların bende uyandırdığı duygu korku değil, acıma. İnsanlara yardım etmek istiyordum bu konularda ama her yapışımda hastalar faydadan çok zarar görüyordu. Vücudun enerji olayı neyse, hoca acilen gelmemi, Ahmet'in tekrar krize girdiğini ve müdahale etmemiz gerektiğini söyledi. Nasıl olur, daha yeni kurtulmadı mı diyecek oldum ama hoca telefonu yüzüme kapattı. Belli ki acelesi vardı. Neyse, motora atladım ve gece saatlerinde Antep merkeze sohbet ettiğimiz yere gittim. Gittiğimde Ahmet de oradaydı. Yüzü öyle bir hal almıştı ki karşımdaki Ahmet mi yoksa başka biri mi seçemedim. Neyse, Ahmet'i tedaviye aldık ve cinin konuşmasını sağladık. Konuşan cin çok yaşlı ve gaddar bir cindi. Yaklaşık 640 yaşında olduğunu söyledi. Hoca ilk olarak büyünün yerini sordu. Söylemedi. Uzun uğraşlarımız sonucunda bu yaşlı cini Müslüman olmaya ikna ettik. Allah'a şükür bizimle birlikte olup ifriti öldürmemize yardım etti. Evet, yanlış duymadınız. Öylesine güçlü bir cindi ama kendisi de çok ağır bir yara almıştı. Ve ölürken o da şehadet getirip öldü. Neyse, Ahmet'in neden tekrar bir musallata maruz kaldığını araştırırken Kur'an okuma seansında Meryem tekrar bizimle irtibata geçti. Bu sefer dışarıdan biz bize konuşuyorduk. O benimle pek konuşmuyor. Çünkü dinini öğrenmek için gittiği yerde diğer cinler ona insan da olsa erkek birisiyle konuşmasının uygun olmadığını anlatmış. Ama hocayla konuşuyordu. Hocaya büyünün daha sağlam olması için onun aynı zamanda Ahmet'e bir yemek aracılığıyla yedirildiğini söyledi. Hoca buna şaşırmadı. Böyle anne baba düşman başına dedi. Annesi büyük ihtimalle büyü eşyalarını Ahmet'e yedirmişti. Sırf kendi seçtiği kişiyle evlenmesi için. Evet, başka neden yok. Sırf bunun için dünyasının ve ahiretini feda ediyordu. Meryem konuştukça sanki sesi daha boğuk gelmeye başladı. Bir şeyler anlatıyor ama sanki ağlıyordu. Ahmet ise transtaydı, yani bizi duymuyordu. Meryem sanki yanımızdaymış gibi daha sesli hoca ile konuşmaya başladı. Meryem, ben gidiyorum. Hoca nereye diye sordu. Anne ve babamın yanına. Onlar seni bu halinle kabul ederler mi? Etmesinler. Ben onlara İslam'ı anlatacağım. Ahmet ile görüşmüyorsunuz değil mi? Onunla konuşmadığımız bir an bile yok ama bunun yanlış bir şey olduğunu öğrendim. Sana söylemiştim. Ne yapayım? Onunla konuşmasam da etrafında duruyorum. Bu da yasak değil herhalde. Bu da yasak.
İnsanlarla sizin aranıza kesin bir hat çekilmiştir. Peki şimdi ne yapacağım? Kendi cinsinden birisiyle evleneceksin. Tabii bu Müslüman olmalı. Peki büyü ne olacak? Bari iyileşsin öyle gideyim. Biz gerekeni yaparız. Artık büyüyü kimin yaptığının önemi yok. Şu an tek önemli olan bunu vücuttan dışarıya çıkarmamız lazım. Meryem hocaya son kez, yani gelmemek üzere gitmemi mi istiyorsun hocam diye sordu. Bu soruyu öyle bir sesle sordu ki insanın içinde acıma hissi uyandırıyor. Hoca evet artık gitmen gerek diyerek Meryem'i yolladı. Bildiğim tek şey Meryem'in şu an gitmesinin ikisi için de iyi olacağıydı. Ama esas film Ahmet uyandıktan sonra başlayacaktı. Çünkü uyanıp da Meryem'in dönmemek üzere gittiğini haber aldığında artık sanki yaşayan bir ölüydü. Kendi aralarında ne konuştular onca zaman bilmiyorum. Belki birbirlerine aşklarını itiraf ettiler. Belki sağdan soldan sırf laf olsun, torba dolsun diye konuştular. Ahmet yanımızdan ayrılırken gözyaşlarını tutamıyordu. Ben de oradan ayrılırken hala böyle bir şeyin nasıl olabileceğini kendi kendime soruyordum. 5. seans. Ahmet'i yine seansa aldık. Ahmet, ben ve hoca hariç kimseyle konuşmuyor. Yine cini konuşturduk ve Müslüman oldu gitti. Ama Ahmet'e yedirilen büyü çok güçlü. Yine musallat gelecekti. Ahmet artık bu musallattan kurtulamayacağını anladı. Hareketleri ve tavrı bunu gösteriyordu. Son seans. Ahmet'in içindeki cin hocayla beni yendi. Ona bir şey yapamadık. Çaresizce cinin söylediklerini dinledik. Boşuna uğraşmayın. Büyü tam yerini buldu. Ancak ölürse kurtulur. Ona ölmesini sen mi fısıldıyordun? Hayır, o zaten ölmek istiyor. Alçak, sizin gibileri bilirim. Siz söylediniz değil mi? Hayır, bu insanoğlu hem musallatlı hem de bizden birine aşık olmuş. Büyüden kurtulsa bile imkansız. Hoca cine sordu. Müslüman olacak mısın? Hayır, o zaman öleceksin dedi hoca. Hoca güçlükle seansa devam etti ama cin ölmedi. Rukye seansı hasta iyileşmeye niyet ederse etkili olur. Belki Ahmet artık iyileşmek de istemiyordu. Maalesef başarısız olduk. Ahmet'in bu sıkıntılı hali bizi çok üzüyordu. Artık ders yaparken toplamda 6 kişi kalmıştık. Bu 6 kişinin içinde Ahmet yoktu. Artık derslere gelmiyor. En son il dışına çalışmaya gidiyorum demiş ve kendisine hakkımızı helal etmemizi istemişti. Son duyduğumuza göre ailesiyle de artık görüşmüyormuş. Ailesi de haber alamamış ondan. Büyüyle gelen bir cinin sana aşık olması, senin de ona aşık olman. Sonuçta onların da bir hayatı var. Onlar da doğuyor ve ölüyorlar. Bizim de onlardan korktuğumuz gibi onlar da bizden korkuyor.